Bir de aynı şekilde de bahsedebilir telefon attığımızda. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar Aykut. Çok teşekkürler. Ne konuştunuz başkanla deyip direkt ben kitabı ortadan okuyayım. Vallahi onları söylemem zaten. Niye söyleyeyim ki onları? Niye bağlandın o zaman ya? Kapat telefonu, kapat. Kapatıyorum tabii. Ne konuşuyor? Benim aklımda konuştunuz da onun için bana bağlanın dediniz. Şimdi boş sözleşme imza atmışsın. Ben Emre Bol değilim ki. Ben Evren Duran'ım abi. Niye söyleyeyim? Sen boş sözleşme imza atmışsın. Emre Bol ne söylüyor canım, ki oğlum? Ben hep hayatımda hep boş bu kadar imza attım zaten. Şimdi tam başkan kafasına göre bir adam buldu değil mi şimdi Evren Turan? Seni buldu artık. Senin gibi bir adam istiyormuş ya. Ben yorumcuyum. Ben her tarafa objektifim. Doğru işlerin hep yanındayım. Ama Emre Bol hep Galatasaray'la ilgili konuşuyor ama Galatasaray Türkiye'nin en transferde etik kulübü. Bunu her zaman söylüyorum. Her zaman da söyleyeceğim. Benim bir tane gülüşüm var ya, onu bir çıkarsana. Bir tamamlasın. Evet. Yani sonuçta bilmiyorum ne konuştunuz benim hakkımda. Bana niye salladık Emre Bol? Yani medyada Sayın Cengiz'in söylediği, medyada Galatasaray'ı tartışanlar, Galatasaraylı muhabirler, yorumcular bizi hakkımızı savunmuyor gibi bir ifadesi. Emre Bol'da olur mu öyle şey canım? Evren Sayın Turan Başkan, vardı. Evren Turan var dedi. Emre doğru söylüyor. Bir tek ben varım yani, kimse yok ki zaten. Niye yok canım? Başkanımız doğru söylemiş. Kimse yok ki zaten. Genele baktığında hep Galatasaray'la ilgili olumsuz haberler. Falcao sakat, Arda çöp, Cagne işte oynamadı, rahatsız adam. Adam 30 gol atmış, gol kralı olmuş Türkiye'de. Evren yeri geldi mi? Muhteşem oyuncu. Yeri geldi mi sen de eleştiriyorsun. Ya eleştirmek ayrı, bak teknik olarak eleştirebilirim. Her şeyi yapabilirim. Ben Fatih Hoca'yı da eleştirdim, yönetimi de eleştirdim, transferlerde her zaman eleştiririm. Gerçi kimse onu görmüyor ama sonuçta ben futbol içinden gelmiş birisiyim. Ama baktığın zaman Cagne topçu moptu değil diyorlar. Adam 30 gol atmış, gol kralı olmuş. Ne oldu? Vedat Muriç gol kralı mı oldu? Vedat Muriç ne yaptı? Takımı şampiyon mu yaptı? Ama kulüp mali olarak iyi bir iş yaptı. Aldılar, sattılar. Tamam, satıyorlar. Onlar güzel işler ama icraate geldiği zaman Cagne hiçbir şey yapmaz. Falcao sakat, 8,5 milyon euro. Öbürü böyle Arda çöp. Fatih işte 4 milyon TL almış, bedava gelmiş. Fatih 2 milyon parasını bırakıp gelmiş Kasımpaşa'dan. Kasımpaşa kulübü açıklama yapıyor da, açıklamayı yaparken bunu söylemiyor. Yok, niye Tiam'ı bedava bıraktılar? Hep Fenerbahçe'ye kıyak, Beşiktaş'a kıyak, Galatasaray'a gelince kimse bir şey yapmıyor. Evren seyredebiliyor musun yayını? Galatasaray'ı niye bu duruma getirdiler? Anadolu kulüpleri hiç Galatasaray'a yardımcı olmuyor. Galatasaray bir oyuncuya talip olduğu zaman 5'te 8 milyon euro yapıyorlar, 10 milyon euro yapıyorlar. Niye ama yardımcı olmuyorlar acaba? İstediğimi bedava hallediyorlar abi, nasıl oluyor bu iş? Niye yardımcı olmuyorlar acaba? Bu arada yayını seyredebiliyor musun? Niye yardımcı olmuyorlar acaba? Onu sen başkanına soracaksın Emre Bol. Hayır hayır, niye yardımcı olmadıklarını ben sana söyleyeyim mi? Çünkü hep ben diyorsun, ben. Ben yaparım. Hep yan yollara sapıyorsun. Hep yan yollara sapıyorsun. Nasıl yapıyorsun? O yüzden ayartmaya çalışıyorsun. Nasıl beceriyorsunuz? Sözleşmesi devam eden oyuncuları ayartmaya çalışıyorsun. Lig oynanırken, lig devam ederken oyuncularla görüşüyorsun. Devamlı transferde yapılmaması gereken ne varsa onu yapıyorsun. O zaman sana iyilik yapmazlar. Mert Hakan'ın olayı patladı. Sizin adamlarınız çok fazla. Galatasaray böyle bir şeye girmez. Yapmazlar. Galatasaray transferde şey etik davranmıyor. Etik davranmadığı için bütün Anadolu kulüpleri tarafına antipatik bulunuyor artık. Biraz doğru yoldan gitmeye çalışsalar, yan yollara sapmasalar belki de her şey daha güzel olacak. Böyle 10-15 tane adam var. Tutmuşlar abi. Hep Galatasaray kötü. Falcao sakat. O böyle, şu şöyle. Hep sakat Falcao sakat değil mi? Maaşlar çok yüksek. Hep Galatasaray'a ilgili böyle kötü haberler yayıyorsunuz. Bu etik değil. Bu doğru bir şey değil. Yapmayın bunu. Falcao sakat değil mi Evren? Ne sakatı abi? Sakat adamı kim alabilir ha bu zamanda? Çekap'a geçmiş herif. Geçen sene 35 tane maç oynamış. 3 yıldır. Kulak burun boğaz yapmışlar. Çekap yapmamışlar burada ya. Bu da geldi sakatlandı herif. KBB uzmanına götürmüşler. Kulak burun boğazıca götürmüşler. O da geldi. Sen Frey'den bahsetsene biraz ya. Frey ediyorum. Abi, ben Frey kadar gol atarım abi. Ediyorum. Allah var. Ben ediyorum zaten. Evren bir sen müsaade et. Evren Allah var. Ben hep ediyorum bunlardan. Hep bahsediyorum bunlardan. Fenerbahçe'yi takip sen eden ne biliyorsun? Emre, Gürcan, Bilgiç, Şabi hepsi Frey'i eleştirdi. Hayır. Kimse bir şey demiyor abi Türkiye'de. Kimse konuşamıyor. Ben konuşuyorum. Niye konuşamıyorsunuz abi? Ben konuşuyorum. Bir bağlantınız mı var hepsiyle? Ben konuşuyorum. Neyi konuşuyorsunuz hepsini abi? Hepsini konuşuyorum hep ben. Galatasaray'a ilgili konuşuyorum. Frey'in çöp olduğunu söylüyorum. Alper'in çöp olduğunu söylüyorum. Mehmet Ege'nin çöp olduğunu söylüyorum. Silimani'yi söyledik. Benzeyi söyledik. Herkesi söyledik. 3 tane adam için söylersin. Herkes için söylüyorum ben. Kötü oynayan herkes için söylüyorum ben bunu. Lütfen aynı şeyi siz de yapın.
Herkesi uçuruyorsunuz abi. Falcao, ben uçak. Ben anlamıyorum bu medyada. F-16. Şu an işler çok kötü. Her şey berbat. Fatih Hoca çok kötü. Oyuncular kötü, yaşlanmış. Bonservisleri çok fazla, maaşları çok yüksek. Abi yapmayın lütfen, biraz objektif olun. Galatasaray şu an mali olarak en iyi durumda. Bugün Mustafa Cengiz Başkan'la konuştum işte. Aykut Didin'e geleyim. Oturduk. Muhabbet ettik. Yani adam ona göre ayağını yorgana göre uzatıyor. Ya seneye bu kulüpten hali ne olacak? Bütçeleri açıyorsunuz. Kapa bir tane bildiriminiz yok ya. Kapa niye bildirim ya? Beşiktaş'ta Fenerbahçe niye açıklama yapmıyor? Öyle bir zorunluluk yok. Öyle bir zorunluluk yok. Belli bir rakama kadar yok kapa mu? Bildirme zorunluluğu yok. Evet. Yok ya, şirket açık olacak, kimse zorunluluk yapmayacak. O belli bir rakama kadar ya. Zorunluluk yok. Galatasaray, Trabzon bildirecek. Belli bir rakama kadar kapa bildirme zorunluluğu yok. O zaman federasyon bununla ilgili açıklama yapsın ya. Adamlar dünya para alıyorlar. Söylüyorum, anlamıyorlar. Kimse bir şey demiyor. Bilmiyor ki. Mustafa Cengiz bu işi bilmiyor mu ya? Yönetim bilmiyor mu? Hepsi ona göre ayağını organa göre belli bir rakama kadar isterse Galatasaray'da açıklamayabilir. Anadolu kulüplerinin hiçbiri Galatasaray'a yardımcı olmuyor. Bunu özellikle yapıldı bu sene. Ve şu an özellikle transferlerde Galatasaray'ı zora sokmak için her şeyi yapıyorlar abi. Galatasaray istiyor bir oyuncu. 5'te 10 veriyorlar. Galatasaray parayı veriyor ama Galatasaray kötü oluyor. Ama öbürleri bedava bonservis alıyorlar. Nasıl oluyor abi bu iş? Ha işte bunu anlayamazsınız. Bunun adı sevgidir. Bunun adı saygıdır. Niye? Bunun adı etik davranmaktır. Herkes birbirine bağlı. Bunun adı duruştur. Bunun adı sevgidir, saygıdır. Her şey para değildir Evren Turan. Benim limitim şöyle bilen deme. Abi, sıfır. Her şey para demek sıfır. Değil. Sevgi olacaksın, saygılı olacaksın rakiplerine. Bir Evren tamamlasın, bir söz hakkını bitirsin. Yok. Ben şunu diyorum, bütün takımlara saygılıyım. Transfer zamanı herkes oyuncu alabilir. Herkes şey yapabilir. Fenerbahçe ister alır, helal olsun deriz. Onlar istedi. Beşiktaş evet helal olsun, saygı duyuyorum. Ama transferlerde Anadolu kulüpleri Galatasaray'a yardımcı olmuyorlar ve bunu özellikle bilerek yapıyorlar. Demek ki bir yerden bir şey alıyorlar. Bir yerden korkuyorlar. Galatasaray kime ne yaptı ya? Türkiye'nin en büyük kulübü. Anlayamıyor işte. O yapar. Anlayamıyor işte. Evren de anlayamıyor. Tabii ki de çok büyük kulüp. Galatasaray. Bir kulübe. Galatasaray'ın markası çok büyük. Bu olay etik değil, doğru değil. Ne dedi başkan Mustafa Cengiz? Biz dedi Abdurrahim Albayrak aradı. Mensah'la ilgili Beşiktaş ortada varken çekildik dedi. Evet, Fatih Hoca çok istiyordu. Çok beğeniyordu. Bana da söyledi. Ama olmadı, olabilir. Galatasaray Mensah'ı almaz gider abi. Dünyanın en iyi oyuncusunu getirir. Galatasaray bunları yapmadı mı? Snyder'i getirdi, Drobka'yı getirdi. Yine getirir. Önemli olan oyuncuyu getirmek değil, oyuncuyu oynatmak önemli. Fenerbahçe 30 tane oyuncu aldı. Kim oynattı abi? Abi sen Fenerbahçe'ye niye girdin ya? Sokağa attılar parayı ama Emre Bolasor onlar hiçbirini konuşmaz. Hep Galatasaray'la ilgili konuşur. Hepsini ben konuşurum. Fenerbahçe'yle ilgili konuşmam. Hepsini konuşurum. Beşiktaş'la ilgili konuşmam. Her şeyin, sen de ama Sayın Mustafa Cengiz abi, Başkan'ın kötü, gibi, kötü, Mustafa Cengiz kötü, Başkan'ın başkan gibi kötü. Her şeyin para olduğunu zannediyorsun. Her şey para değil. Galatasaray üzerinde duruş var, duruş. Yapayım. Lütfen gözümü seveyim. Bırakın Galatasaray'ı bana bırakın siz. Duruş. Bana Galatasaray'ı zaten, bana bırakın abi. Zaten cevap hakkı doğduğu için, Emre Bol senden bahsettiği için arkadaşlarımız, editör arkadaşımız tamam, Ercan Şimşek seni arayıp yayına katıldı. Sonuçta biz aradık. Sonuçta bir cevap hakkı. Bağlandım. Emre benim arkadaşım, dostum, dışarıda her zaman saygı duyuyorum. Yorumlarına benim katılır katılmaz. Ama ben sana gerçeği söyleyeyim. Bu işler böyle. Ben futbolun içinden geldim. Bunları çok yaşadım. Bir de bu etik olayı da çok kafayı taktım. Yıllardır bizim zamanımızda da oldu Aykut. Doğru. Transferlerde. Yok 6 ay önceden istemişti, o çekmiş. Hepsi bak hallettiler transferlerini. Yok Galatasaray girmiş de bunu yapmış. Galatasaray ne yaptı ya? Bütün Fenerbahçe Beşiktaş adamları aldı zaten. Daha önceden görüşmüşler. Tamam saygı duyuyorum. Helal olsun. Transfer başarısıdır bu. Ona da saygı duyuyorum. Ama hep Galatasaray bunu yaptı. Galatasaray kötü. Galatasaray'ın oyuncuları kötü. Galatasaray'ın başkanı bunu yapamadı. Yönetim başarısız. Ne istiyorsunuz abi? Galatasaray o zaman ligde olmasın abi istiyorsanız. Galatasaray olmasa Türkiye Süper Ligi olur mu ya? Sen istemiyorsun. Sen. Senin başkanın istemiyor. Kimse benimle mücadele etmesin istiyor. Ben tek başıma kalayım istiyor. Sayın yok, Aziz Yıldırım. Ne yapacak abi? Bak Sayın Aziz Yıldırım bir dönem bu hataya düştü. Ben tek işte 1'e karşı 17'ye karşı 1 falan filan biz Fenerbahçe Cumhuriyeti falan filan bu tip şeyler yaptı. Fenerbahçe o dönem antipatik bir kulüp haline getirdi. Hiçbir yerde sevilmeyen bir kulüp haline getirdi. Fenerbahçe Anadolu neresine gitse her yerde affedersin sinkaflı küfürlerle karşılandı çoğu yerde. Sonra aynı duruma şu anda Galatasaray düşüyor. Buradan Sayın Mustafa Cengiz'i uyarıyorum. Mustafa Cengiz şey düzgün bir abi, adam. Şöyle bir şey yok. Düzgün bir adam Mustafa Cengiz. Hatta daha önce de ben ona sempati duydum o da burada. Sen de duymuşsundur. Seninle ikili konuşmalarımızda da bunu anlatmışımdır ama öyle hareket ediyorlar ki
öyle yanlış işler yapıyorlar ki şu anda Galatasaray Türkiye'nin en antipatik kulübü olmaya aday.